obezite cerrahisi nasıl yapılır? Zonguldak'ta bulunan Level Hastanesi'ni ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Zonguldak'ta devam ediyor. Şimdiki durağımız ise sağlık sektörüne yönelik hizmet veren bebek dostu unvanına sahip ve kendi dalında, kendi sektöründe bir marka olan Özel Level Hospital'a konuk oluyoruz. Yanımızda doktorumuz Murat Koca ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Öncelikle tabii ki sizi tanıyarak başlayacağız. Daha sonrasında da bakalım röportajda neler gelişecek, neler konuşacağız. Buyurun. Ben Doktor Murat Koca, aile hekimiyim. Hastanemizin genel koordinatörüyüm son 2 yıldır. 20 yıllık meslek hayatımızdan sonra Level Hospital'da çalışmaya karar verdik. Burada devam ediyoruz. Peki Level Hospital ne zaman açıldı, nasıl oluştu, nasıl gelişti? Dünden bugüne nasıl geldi? 2013 Aralık yılında Level Hospital açıldı. Uzun bir süreçten, ön çalışmadan, altyapı çalışmasından sonra hizmete başladık. 75 yataklı hastanemiz, bütün odalarımız tek kişilik, 25 yatak yoğun bakımımız var, 5 yatak yeni doğan yoğun bakım, 4 yatak koroner yoğun bakım ve 16 yatak genel yoğun bakım olmak üzere 11 bin metrekare üzerinde kurulu 2 katlı kapalı otoparkımız da bu bölge insanına, bu bölge halkına hizmet veriyoruz. Ve birçok branşta hizmet veriyoruz, öyle değil mi? Bütün branşlarımız var. Hepsinde halkımıza hizmet veriyoruz. Hepsinde en son model, en son teknoloji cihazlarla hizmet veriyoruz. Tetkik ve tedavide olsun. Hepsinde yeni çıkan gelişmeleri takip ederek yöre halkının sağlık hizmetini daha nitelikli ve kaliteli bir şekilde alması için çaba gösteriyoruz. Evet. 3 yıldır. Aynı zamanda bebek dostu unvanına da sahip. Bunu nasıl aldık peki? Şimdi bebek dostu, Sağlık Bakanlığı'nın bebek dostu hastane unvanı alabilmesi için belli kriterler var. Onları gerçekleştirdik. Çocuk polikliniğine, yeni doğan yoğun bakım ünitelerine çok önem veriyoruz. Bu şekilde bebek dostu hastane unvanını aldık. Bölge halkımıza da bebeklerine, çocuklarına nitelikli ve kaliteli hizmet veriyoruz. Evet, tabii burada öncelikle kaliteli hizmet ve doğal olarak tabii ki sağlığa hizmet veriyoruz. Ve bu anlamda en önemli şey aslında burada insan sağlığı. Ve bu anlamda Level Hastanesi de elinden geleni yapıyor ve halkımızın yanında. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bizim amacımız zaten halkımıza nitelikli ve kaliteli hizmet vermek. Yani sadece sağlık hizmeti vermek değil, sağlık hizmetinde iyisini, kalitesini ve donanımlı bir şekilde hiçbir açık vermeden, açık bırakmadan halkımıza bu hizmeti sunmak istiyoruz. Evet, sunuyoruz da. Kesinlikle tabii burada ekibimiz de çok önemli. Aslında sizi başarıya götüren yolda en büyük destekçiniz ekibimiz. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bizim 27 uzman hekimimizle beraber yaklaşık 200-210 personelimiz var. Yani 200 kişilik bir istihdam alanımız var burada. Bu personelle hizmet veriyoruz. Bütün branşlarımız var. Bütün cerrahide, dahili branşlarda, özellikle yoğun bakımlarımız çok donanımlı. Bütün bu ekipman ve ekip arkadaşlarımızla devam ediyoruz çalışmalarımıza. İnşallah daha iyi olacak bundan sonrası için. İnşallah. Tabii bu arada obezite cerrahisini de bünyemize aldık. Bu anlamda biliyorsunuz çağın hastalığı obezite ve bu anlamda da yine amaç burada hizmet olduğundan, kaliteli hizmet olduğundan obezite cerrahisini de kendi branşlarımızın içine ekledik, öyle değil mi? Evet, genel cerrahi uzmanımız, doktorumuz Turgay Bey bu alanda çok iyi çalışmalar yapıyor. Son dönemin en başarılı ameliyatları obezite ameliyatlarını gerçekleştiriyor, revaçta ameliyatlardan. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Vatandaşımız çok memnun bu konuda. Güzel ve başarılı çalışmalara devam ediyor doktor arkadaşım. Feedbacklerde, geri dönüşümlerde çok olumlu. Çok olumlu. Gayet mutlu insanlar. Gittikçe artıyor popülaritesi ameliyatların.
Evet sevgili izleyiciler, obezite nedir ve cerrahisiyle ilgili tüm bilgileri almak üzere genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Turgay Tuğ'un yanındayız. Merhaba. Merhabalar. Tabii ki obezite günümüzün, çağımızın hastalığı ve bununla ilgili tüm uygulamalar ve tedaviler de Level Hastanesi'nde yapılıyor. Tabii öncelikle obezite nedir onu açıklayarak başlayalım dilerseniz. Obezite insan sağlığını ciddi boyutta tehdit eden bir hastalık olarak kabul edebiliriz. Özellikle şeker hastalarında, diz protezi konacak olan hastalarda, yine yüksek yoğunlukta akciğer enfeksiyonlarına ya da kronik bronşit ya da kronik obstrüktif akciğer hastalıklarına maruz kalabilecek potansiyel olan hastalarda özellikle aşırı kilolu hastalarda çok ciddi sorunlar, problemler oluşmakta. Bu sebeple öncelikle diyet denendikten sonra karşılıklı görüşerek, yani bunun psikoloğu, obezite cerrahisinin vazgeçilmez unsurlardan biri olarak diyetisyen yine bizim ekibimizde yer almış olup devamında bu değerlendirmeler yapılıyor. Sonra hastaya gerek görürsek hızlı kilo vermesi açısından, yandaş komplikasyonları önleme açısından, ki obezitenin en önemli sorunlarından bir tanesi de budur. İleride gelişebilecek hastalıkların, yandaş komplikasyonların, hastanın sağlığını ciddi boyutta tehdit edebilecek birçok rahatsızlığının önlenmesi açısından bu cerrahiyi tavsiye etmekteyiz. Tabii burada özellikle kar zarar, yani maliyet ve ileri de hastaya ve devlete ya da sigorta sistemlerine yüklenebilecek maliyetler de göz önüne alındığında aslında cerrahinin daha uygun bir prosedür olduğu ortaya çıkmakta. Hı hı. Ayrıca sadece tüp mide ameliyatı dediğimiz zaman sadece mideyi boylu boyunca kesmek değil tabii ki. Değişik başka metotlar da var. Yani bypass metotları diyebiliriz anlayabileceğimiz, hı hı, dilde. Bunları ise daha çok fazla miktarda kilosu olan insanlarda, hayatı riske eden bir takım komplikasyonlar oluşmuş ise ya da oluşabilecek ise bunları, bu metotları da tercih edebiliyoruz. Tabii ikisinin, hangisinin birbirine üstünlüğü vardır, bu konuda çok tartışmalı, ama çok da söylemek gerekirse de çok da birbirlerine bir üstünlüğü gösterilememiş. Ama daha çok kilo vermesini istediğimiz, daha çok yağlı, kolesterolü yüksek olan hastalarda, trigliserit yüksek olan hastalarda daha çok tercih ettiğimiz metot ise bypass metotları olmakta. Ama kilosu daha uygun olan hastalarda ise tüp mide ameliyatını tercih etmekteyiz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimiz? Bizim bölgemizde çok fazla Avrupa'dan, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da yaşayan yurttaşlarımız var, gurbetçi dostlarımız var. Onlar bizi çok yakından takip ediyorlar. Buradan hepsine selam gönderiyorum. Geldiklerinde herhangi bir sıkıntılar olduğunda biz onların her zaman yanındayız. Yöre halkına da sağlıklarını bize emanet etmelerini istiyoruz. Biz bu işin altından kalkarız. Biz buradayız diyoruz değil mi? Buradayız, onlarla beraberiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız Temmuz'uyla devam edecek. Bakalım neredeyiz?